Almadı. Şimdi başlayalım. Merhaba, bugün niyemalardan bahsedeceğiz. Niyemalar, olumlulukları güçlendirme adı altında 5 ana başlıktan oluşuyor ve bunlar yoganın ikinci basamağını oluşturuyor. Birincisi, saoça saflık demek. Yani bedenimizi, zihnimizi saf hale getirmek. Bütün bu yogik hareketlerin aslında amacı bedeni ve zihni saflaştırmak. Yaptığımız hareketler de bununla ilgili. Yine beden temizliği, işte yogaya başlamadan önce temiz olmak, banyo yapmak, eli yüzü yıkamak, burun temizliği yapmak. Bunlar hep yoganın basamaklarından bir tanesi. Biz bedenimizi ne kadar saflaştırırsak zihnimiz de o kadar saf hale geliyor. Niyetlerimiz de o kadar saf hale geliyor. Dolayısıyla birinci bölüm saflık. İkincisi ise santoşa, yetinmek anlamına geliyor. Elimizdekilerle yetinmek. Son zamanlarda bu çok fazla, işte bir evim olsun, ev alıyorsun. Ay şimdi de bir arabam olsun. Ay araba alıyorsun, ondan sonra da başka bir şeyim olsun. Hep böyle bir mutsuzluğa itiyor bizi bu şeyler. Halbuki elimizdekilerle mutlu olabilir miyiz? Elimizdekiler için şükredebilir miyiz? Aslında buna yönlendiriyor ikinci aşaması da. Ve bunu deneyimlemek de bizi özgürleştiriyor aslında. Elimizdekilerle yetinirsek, şükredersek ve birçok şeyden de özgürleşmiş oluyoruz. Üçüncüsü tapas, ateşli çaba. Bu ne demek? Çok istediğiniz bir şey için hani içeriden böyle bir ateşli bir enerji hissedersiniz ya, yapma ihtiyacı, yapma isteği. İşte buna tapas deniyor. Neyse o yapmak istediğiniz, niyetiniz, elde etmek istediğiniz şey, onun için çaba göstermek, çalışmak, yapmak anlamına geliyor. Dördüncüsü ise kendini eğitmek. Bu biraz bizim yapmaya çalıştığımız meditasyon aslında ve kendini gözlemek, kendini gözleyerek ne yapmak istediğini ya da kendini tanımak aslında. Bunu işte meditasyonla yapabiliyoruz. Böyle durduğumuz anda sanki dışarıdan kendimizi izliyormuş gibi bakıyoruz. Yemek yerken mesela farkında ol kendini. Yemeği evet yiyorsun, ağzına aldın, dişlerinde çiğnemeye başladın, ağzının içinde çeviriyorsun, tadını, kokusunu al, fark et, şimdi yutmaya başladın. Evet, yemek yavaş yavaş boğazından geçiyor ve midene ulaşıyor. İşte bu her anda, her yaptığımız işte, sadece yemek yemek değil, kendini bir an dışarıya çekip, şu anda ben ne yapıyorum, duygum ne, ne hissediyorum gibi kendini fark etmek aslında. Bu dördüncü basamak. Ve kendi kendimizi izleyerek kendimiz hakkında bir sürü fikrimiz oluyor. Ya da beğendiğimiz, beğenmediğimiz, olmasını istediğimiz ya da istemediğimiz davranışları da bu şekilde değiştirebiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Beşincisi ise adanmak. Burada kişinin kendinden daha büyük olan gücün farkına varması, yani Yaradan, Tanrı, Allah ne diyorsanız, bunun farkına varmak ve ona teslim olmak. Yani şöyle, hani deriz ya, Allah bilir ya da Allah'a emanet ol, daki emanet olmak ya da teslim olmak. Bir şeyi yaparsınız yaparsınız ama artık hani sizin elinizden bir şey gelmez, bir teslim olursunuz ya, işte aslında o teslimiyetten bahsediyorum. Daha basit bir örnekle, mesela restorana gittiniz, yemek sipariş vereceksiniz. Yemeği ne olduğunu biliyorsunuz siz. Atıyorum, bir çorba söylediniz. Ama hiçbir zaman içeriye gidip de o mutfakta o çorbanın nasıl yapıldığını bakmak kimsenin aklına gelmez ya da böyle bir şeye gerek yok. Ya da içine ne koyuyorlar, işte ne zaman burada olacak falan. Sadece siz siparişi verirsiniz ve teslim olur, beklersiniz yemeğin size sunulmasını
beklersiniz, onu yemeyi beklersiniz. İşte buradaki teslimiyetten bahsettiğim o. Bir şeyi niyetleniyorsunuz, çok istiyorsunuz yapmayı, belki bununla ilgili adımlar da atıyorsunuz ama belli bir yerden sonra artık sizinle şeyi kalmıyor, bunun bir alakası kalmıyor. Yaradan tarafından onun olması gerekiyor. İşte oradaki teslimiyetten bahsediyorum. Dua etmek aynı şekilde bu teslimiyete giriyor. Ve adanmak, yani kendini adayarak bu işe teslim etmek. Ya da işte adamaktan kastım belki de bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak, hiçbir karşılık beklemeden çalışmak, elini o taşın altına koymak, bunlar da bunun içinde değerlendirilebiliyor. Yoga, biliyorsunuz 8 basamaklı bir yol demiştim. İlk basamağını geçen haftalarda konuşmuştuk. Onlar yapmamamız gereken şeylerdi. Bu ise daha fazla yapmamız gereken şeylerden bahsediyor. Bununla ilgili size yine bir metin göndereceğim. İsterseniz araştırırsanız daha farklı şeyler de bulabilirsiniz. Biraz biraz böyle felsefesini de öğrenmeye başlayalım bu sene istedim. Şimdi yavaş yavaş derse başlayacağız. Bugün meditasyon sırasında anne ve babamızla çalışacağız. Hayatta olabilirler, olmayabilirler. Yakınımızda ya da uzakta olabilirler. Bugün biraz onlarla bağımızı kuvvetlendirip, varsa onlardan af dilemek ya da onları affedemediğimiz noktalar, oraları çalışacağız. İnşallah keyifli bir çalışma olacak evimiz için. Hoş geldiniz. Namaste. Yavaş yavaş yerlerimize geçelim. Oturarak başlayacağız yine. Rahat bir şekilde oturun. Sırtımız dik olsun. Boynumuz dik olsun. Gözlerimiz kapalı. Eğer istiyorsanız böyle battaniyenizi benim gibi kalçanızın altına alırsanız daha dik oturma şansınız olabilir. O oturuş en rahat ettiğimiz pozisyon ama bazen bacaklar içe değil de dışa doğru döndüğünde daha rahat oturabiliyorlar. Ben mesela hiç yapamam onu. Ama eğer siz bu şekilde oturmaya alışık ve böyle oturabiliyorsanız bu da oturur. Böyle şekilde de oturabilirsiniz. İşaret ve baş parmaklarımızı birbirine değdirelim. Ve dizlerimizin üstüne rahat bir şekilde bırakalım. Gözleri kapadık. Güzel derin bir nefes alıyorum. Nefesi alırken karnımın şiştiğinin farkındayım. Nefesi verirken yavaş yavaş karnım içine giriyor. Tekrar derin bir nefesle karnımı şişir. Çok yavaş, yavaş yavaş ver nefesini. Tekrar nefes al, karnını şişir. Nefes verirken başını öne doğru düşür. Ensenin arkası açılsın. Ellerinle başının arkasından bastır. Boyunda fıtık varsa lütfen zorlama. Dirseklerini yaklaştır. Boynun arkası açılsın, uzasın. Nefes al, verirken ortaya gel. Ellerini çenenden yukarıya doğru ittir. Boğazın ön kısmı açılsın, uzasın. Nefes al, ortaya gel. Başını sağa çevir, sağ omzun üstünden arkaya bak. Nefes al, ortaya gel. Başını sola çevir. Nefes al, ortaya gel. Başını sağa düşür. Sağ elinle sol kulağından bastır. Sol elin yerde kalsın. Boynun sol tarafı açılsın, uzasın. Nefes al, ortaya gel, başını sola düşür. Sağ el yerde, sol el kulakta. Boynun sağ tarafını açıyorum, uzatıyorum. Nefes al, ortaya gel, başını öne düşür. Bir tur saat yönünde çevir. Yumuşak hareketle boynun rahatlasın. Şimdi tersten.
İyice rahatlat. Elleri omuzlara koyalım. Dirseklerimizi geriye doğru çevirelim. Kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Sırtın rahatlasın. Öne doğru çevirelim. Bırakalım, rahatlayalım. Ellerimizi iç içe geçirelim kalbimizde. Karşıya doğru uzatalım. Kollarını ger. Rahatlasın kolların. Kalbine doğru geri dön. Nefes al, 45 derece uzat. Nefes ver, kalbine dön. Nefes al, 60 derece uzat. Nefes ver, kalbine dön. Nefes al, 90 derece uzat. En yukarıdasın. Ellerini düz çevir. Başınla inine doğru bak. Boynunu incitmeden. Başını düzelt, ellerini ensene al, göğsünü aç kocaman, sağa doğru bir yatalım. Nefes al, ortaya gel, sola doğru yat. Nefes al, ortaya gel, ellerini kaldır yukarıya, parmaklarını iç içe geçir, işaret parmakların dışarıda kalsın. Burada belimizi çevireceğiz, 3 kere saat yönünde. Üç kere ters yönde. Ve ellerimizi serbest bırakalım. Rahatlayalım. Güzel derin nefesler alalım. Yavaş yavaş verelim nefesi. Sağ elimi sol dizime koyuyorum. Sol elimi sırtıma aldım. Hatta elimi buradan görebilirsiniz. Böbreğimde. Başımı geriye çevirdim. Omuz geride. Arkadaki elimi koparttım. Kulak hizasından esnedim. Nefes aldım. Ortaya geldim. El değiştiriyorum. Sol elim sağ dizimde. Sağ elim arkada. Omzum geride. Arkadaki elimi koparttım. Kulak hizasından esnedim. Nefes aldım, doğruldum, elimi çapraz koydum ve kendimi öne doğru bırakıyorum. Tamamen teslim oluyorum. Yavaş yavaş ellerimden kuvvet alarak doğruldum, rahatladım. Ayaklarımı önde uzatıyorum. Şöyle rahat görün, ben yan döneyim. Ayak parmaklarımı önde uzatıyorum. Topuklar, parmaklar, topuklar. Ayak bileklerimi çalıştırıyorum. Çeviriyorum bileklerimi dışarıya doğru. İçeriye doğru. Ayak parmaklarımı kocaman açıyorum. Kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Şimdi elleri aşağı yukarı pompalıyorum. Çeviriyorum bileklerimi. İçeri doğru, dışarı doğru. Parmaklarımı kocaman açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum birkaç kere. El parmağından yakalıyorum, çekiyorum. Aşağıya doğru ittiriyorum. Diğer elimin parmakları aşağıya doğru ittirdim. Şöyle bir silkeliyorum. Bütün dertler, tasalar ne varsa gitsin hayatımda. Burada ayaklarımı geniş açıyorum şimdi. Nefes alıyorum, yükseliyorum. Nefes verirken sağ ayağıma doğru yatıyorum. Sağ elimle ayak tarağından yakaladım. Sol elim yukarıda. Nefes alıyorum, sol elim arkaya aldım. Göğsümü açtım, yukarı baktım. Nefes aldım, verirken tekrar esnedim ayağımı. Yavaş yavaş nefes alarak doğruldum. Tekrar nefes al, yüksel, nefes ver, bu sefer sol ayak, sol el ayak tarağından tuttu, sağ el onun üstünde. Burada ayağım çok düz, ona dikkat ediyorum, aşağıda boşluk yok. Sağ elimi sırtıma alıyorum, başım yukarıda, göğsüm açık. Nefes aldım, doğruldum, sağ ayağımı İçeri aldım, kasığıma değdirdim. Sol ayağımı da dışarı kıvırdım. Nefes aldım, elimde yükseldim. Nefes verirken sağ tarafıma elimi bıraktım. Göğsümü açtım, bedenimi çevirdim.
Nefes aldım, ellerimle yükseldim. Bu sefer sol tarafıma koyuyorum ellerimi. Çevirdim belimi. Nefes aldım, verirken sağ dizime doğru kapanıyorum. Yatıyorum iyice. Yavaş yavaş ellerimden kuvvet alarak doğruldum. Ayak değiştiriyorum. Solu içeri kapattım. Sağ dışarı aldım. Nefes aldım, yükseldim. Sol tarafımı bıraktım kendimi. Çevirdim belimi. Yukarı doğru bakıyorum. Nefes aldım, ellerimle yükseldim. Sağ tarafıma doğru bıraktım. Çevirdim belimi. Nefes aldım, ortaya geldim. Sol dizime doğru kapanıyorum. Kendimi tamamen bırakıyorum. Nefes tutma, nefes alıp vermeye devam et. Elimden kuvvet alarak doğruldum ve ayak tabanlarımı birleştiriyorum. Kendime doğru çektim. Ayak parmaklarından yakaladım. Burada amaç isterseniz bu şekilde. Aşağıya doğru dizleri bastırmak. Ya da buradan tutup bu şekilde çırpabilirsiniz de. Aynı bir kelebek gibi. Aynı tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi ben de kendimi her türlü olumlu değişime açıyorum. Değişmekten korkmuyorum. Sallamayı bıraktım ayaklarımı. Nefes aldım, ellerimle yükseldim. Nefes verdim. Kalçadan kendimi bırakabildiğim kadar öne bırakıyorum. Ellerimi koyabildiğim yere koydum. Sırtımı yuvarlamadım. Hareketi tam kalçamdan yaptım. Ve burada eğer hareketi doğru yapıyorsanız bacağın iç kısmında, üst iç kısmında gerilmeyi hissetmeniz lazım. Yavaş yavaş nefes al, doğru. Ayaklarını birazcık daha öne ittir. Tekrar nefes al. Yine kalçadan kendini öne doğru bırak. Bu sefer biraz daha katlandığını ve hareketin başka bir yere etkilediğini fark et. Yavaş yavaş nefes alarak doğruldum. Sol ayağımı alta aldım. Sağ ayağımı onun üstüne aldım. Her iki kalçam yere tam basıyor. Bir tanesi havada değil. Sağ elimi kuyruk sokumuna alıyorum. Sol elimle nefes alıyorum. Yükseldim. Dirseğimi dizime dayadım ve çevirdim belimi. Yavaş yavaş nefes alarak ortaya gel. Bir dizine doğru kapat. Bacaktaki gerilmenin farkındayım. Harekette rahat mıyım? Gergin miyim? Bir yerde ağrı hissediyor muyum? Kendini gözle, bedenini gözle. Nefes alarak doğru ve ayak değiştiriyorum. Şimdi sağ ayak altta, sol ayak onun üstünde. Her iki kalça tam bastı. Sol elimi arkaya kuyruk sokumuna aldım. Sağ elimle yükseldim. Dirseğimi dayadım ve çevirdim belimi. Nefes al. Verirken dizine doğru kapan. Burada nefes tutma. Nefes alıp vermeye devam et. Bacağındaki, siyatikteki gerilmenin farkındasın. Yavaş yavaş nefes alarak doğruldum. Ayaklarımı uzattım. Ve şöyle aşağıdan yukarıya birkaç kere sıvazlıyorum bacaklarımı, rahatlatıyorum. Şimdi yavaş yavaş uzanacağım yere. Kendini tamamen yere bırak. Fark et, topuklar, bacakların arkası kalça, bel, sırt, omuzlar, başın arkası, dirsekler ellerin üstü, yere değsin. Nefes alırken karnının şiştiğini fark et. Aynı bir bebeğin uyuduğu gibi karnın şişiyor ve yerine giriyor. Dizlerimi kırıyorum. Ayak tabanları kalçalarıma yakın, ellerim yere kapalı. Nefes alıyorum, kalçamı kaldırıyorum, ellerimi aşağıda birleştiriyorum. Sadece omuzlarım beni taşıyor.
Burada 3 kere karnımı şişirip bırakacağım. Nefes al, karnını şişir. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes verirken ellerini çöz, kalçanı yere koy. Dizlerini kendine doğru çek, yukarıdan sarıl. Yana sağlam burada, omurgaya masaj yapalım. Omurgan rahatlasın. Sallanmayı bırakalım. Ellerimizle yukarıdan dizlerimize bastıralım. Ve karnımıza masaj yapacağız şimdi. Dizlerimizi iki yana doğru açıp kapatıyoruz. Dairesel hareketlerle hem kalçayı, hem dizleri, hem de karnı masaj yapıyoruz. Şimdi içeri doğru kapatalım. Yine dairesel hareketle. Bırakalım ve ayak parmaklarımızdan yakalayalım yukarıda. Ayaklarımızı açalım iki yana. Dizler kırık. Parmaklarımla ayak baş parmaklarını tuttum. Ve burada iki yana sallanıyorum şimdi. Bu hareketin ismi Happy Baby. Sallanmayı bırakıyorum. Ayak tabanlarımı birleştiriyorum ve kendime doğru çekiyorum. Burada belim tam olarak yere yapıştı. Sırtı en rahatlatan hareketlerden bir tanesi. Regli ağrılarına da iyi gelen hareketlerden bir tanesi. Ve ellerimi serbest bıraktım. Ayak tabanlarımı ayırmadan dizlerimi açık bir şekilde bıraktım. Ellerimi de ensemin altına aldım. Dirseklerim ve dizlerim iki yanda. Bu hareketi normal periyot dönemlerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz, rahatlatır. Şimdi dizlerimin her ikisini sola yatırıyorum. Ve bakışlarım sol dirseğime doğru. Bedenimi tam çevirdim. Sol dirseğim yerde. Nefes aldım, dizlerimi açtım. Her ikisini sola yatırdım, başım sağda. Nefes aldım, açtım, ortaya geldim. Şimdi dizlerimi sağa yatırıyorum, başım solda. Nefes al, aç, ortaya gel. Dizler solda, baş sağda. Nefes al, aç, ortaya gel. Dizler sağda, baş solda. Nefes al, ortaya gel. Dizler solda, baş sağda. Nefes al, ortaya gel ve ellerini, ayaklarını uzat, rahatla, dinlen. Güzel, derin nefesler alıyorum. Karnımı şişirip bırakıyorum. Sağ ayağımı yukarıya dümdüz kaldırıyorum. Ayak tabanı tavanı gösteriyor. Birazcık bekliyorum burada. Ve kalçadan bacağımı sevirmeye başlayacağım. Önce dışarı doğru. Bir. Harekette eğer rahat değilsen küçültebilirsin. 2, 3, 4. Eğer bir kıtlama duyuyorsan hareketi küçült. 5, 6, 7. Şimdi ters tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, koyalım ayağı yere, rahatlayalım, güzel, derin bir nefes alalım. Şimdi sol ayağımı kaldırdım, ayak tabanı tabanı gösteriyor, biraz bekliyorum. Çevirmeye başlayacağım, içeri doğru, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, tersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Koyalım ayağı, rahatlayalım, dinlenelim. Güzel, derin bir nefes alalım, karnı şişirelim. Bırakalım. Dizlerimizi kırıyoruz.
Sağ ayağı solun üstüne atıyorum. Ayak ayak üstüne atarmış gibi. Aradaki boşluktan ellerimi geçirip sol dizimi kendime doğru çekiyorum. Burada başım yerde, boynum rahat. Amacım bu üst bacaktaki, siyatikteki uzamanın farkında olmak. Harekette rahat mısın? Kendini biraz daha rahatlatabilir misin? Ayak değiştiriyorum. Sağ ayağım yerde, sol ayağım onun üstünde. Ellerimi aradan geçiriyorum, çekiyorum kendime doğru. Üstteki bacağımdaki gerilmenin farkındayım. Omuzlarım rahat, yüzümde hafif bir gülümseme. Ve yavaşça geri dönüyorum. Rahatlıyorum, ellerim ayaklarım uzun. Güzel derin nefesler alıyorum. Ayaklarımın her ikisini kaldırıyorum ve bisiklet çevireceğim. Normal hızda. Karnımı rahatlatacağım burada. Karın kaslarımı kuvvetlendiriyorum. Çevirin bisikleti. Şimdi kalçayı hafif sağa çevirip sağa doğru çeviriyorum bisikleti. Nefes tutma. Ortaya gel, ortaya doğru çevir. Kalçanı sola çevir. Şimdi ayaklarım solda, bisiklet çevirmeye devam. Ortaya gel, ortaya doğru çevir. Bırakma. Şimdi tersten çevir bisikleti. Bırakma. Devam. Tekrar düzden. Yavaş yavaş uzatalım ayaklarımızı, dinlenelim, güzel derin nefesler alalım ve yavaş yavaş verelim nefesi. Şimdi dirseklerinden kuvvet alarak ayak parmaklarına doğru bakıyorum, bakışlarım ayak parmaklarında. Nefes alacağım, her iki ayağımı aynı anda kaldıracağım. Koparabiliyorsanız ellerinizle koparın. 1 10 ve dizlerini kendine doğru çek. Ayak tabanlarını yere koy. Şöyle bir kapan. Yoga kapanışı. Bırakalım. Ayaklarımızı uzatalım. Burada bir bebek yürüyüşü yapacağım. Dirseklerimden yakalıyorum. Ve kendimi kalçamdan geriye doğru minik minik adımlarla geriye alıyorum. Matımın ta arkasına kadar gideceğim. Bu kalçaları dirileştiren hareket Brezilya poposu yapıyormuş. Şimdi öne doğru yürüyelim. Bırakalım, rahatlayalım. Güzel, derin nefes alalım. Bir dinlenelim şimdi. Dinlenirken de bir nefes çalışalım. Rahat olduğunuz pozisyonda oturun. İsterseniz dizlerinizi altınıza alabilirsiniz. Önemli olan boynun, sırtın, omurganın dik olması. Güzel derin nefesler alarak başlayacağız. Nefesi al. Çok yavaş. Yavaş yavaş ver nefesini. Aldığının iki katı uzunlukta vermeye çalış. Ben sayayım. Nefes al. 2, 3, 4. Şimdi 8 ile vereceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes al. 2, 3, 4. Ver nefesini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al nefes. 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al, 2, 3,
4. Ver. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Al. 2. 3. 4. Ver. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Al. 2. 3. 4. Ver. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Al. 2. 3. 4. Ver. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Son kez al. 2. 3. 4. Ver. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Normal nefesine dön. Güzel. Nefesler al. Hiçbir zorlama yok. Normal nefesini al. Ve normal bir şekilde ver. Ama dikkatin nefesinde olsun. Şimdi Kapalabhati dediğimiz bir nefes çalışacağız. Bunu eski arkadaşlarım bilirler. Ama yenilerle ilk kez çalışıyoruz. Bir elimi karnıma koyuyorum. Ve nefes verirken sanki burnumun ucunda bir sinek var ve onu dışarı üflüyormuşum gibi diye bir ses çıkaracağım. Tamamen burundan şeklinde üflüyorum. Ve bunu üflerken karnımı sıkıştırıyorum. Karnımı diye sıkıştıracağım. Bunu devamlı bir şekilde devam edeceğiz. İsterseniz önce bana bakın, sonra benimle birlikte yapmaya başlayın. Nefes al. Bunu birazcık daha hızlandırabilirsiniz. Biraz daha yavaş bir şekilde yapabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte nefes alıp başlayalım. Nefes al. Bırakalım. Normal nefes alalım. Bu nefes içerideki enerjiyi, bu agni dediğimiz ateşi körükleyen bir nefes. Aynı zamanda sindirme faydası var ve içerideki organları da harekete geçirdiği için içerideki organlara da faydası var. Masaj yapıyoruz içeriden. Çok faydalı bir nefes. Kapalabhati diye araştırabilirsiniz. Bunu derslerimiz sırasında sık sık kullanacağız. Bazen terse dönmüş oluyor. Nefes alırken böyle karnınız şişiyor. Nefes verirken içine giriyor. Bunun eğer farkındaysanız lütfen yavaş yavaş önce yerde yatarak, en kolay çünkü yerde yatarak anlaşılıyor. Ya da oturduğunuz yerde nefesi alırken karnınızın şiştiğini fark edip nefesi verirken karnınız içine girsin. Normal olan bu. Ama eğer ters çalışıyorsa da bunu düzeltmek mümkün pratiklerle. Nefes al, karnının şiştiğini fark et. Nefes ver, karnın yavaş yavaş içine girsin. Nefes al, karnının şiştiğini fark et. Nefes ver, karnın içine girsin. Bir kere normal nefes alalım. Sonra Kapalabhati'yi tekrar deneyeceğiz. Nefesi al. Ve şimdi verirken pompalamaya başla. Bırak. Normal nefese dön. Burada başın dönebilir normal. Yavaş yavaş normal nefeslerle sakinleşelim. Ve yavaş yavaş ortaya gelelim. Şimdi ikinci tur hareketlerimize döneceğiz. Masa pozisyonuyla devam ediyoruz. Bunun için battaniyelerinizi alabilirsiniz benim gibi dizlerinizin altına.
Dizlerimin altında battaniyem, ellerim tam omuzlarımın altında. Dizlerim de omuzlarım kadar açık. Nefes alıyorum, bedenimi çukurlaştırıyorum, karşıya bakıyorum ve göbeğimden boynuma kadar olan vücudumun ön tarafındaki gerilmenin farkındayım. Nefes veriyorum, kamburlaşıyorum, çenem göğsümde. Nefes aldım, açıldım. Nefes verdim, kamburlaştım. Nefes al. Nefes ver, 3. Nefes al. Nefes ver, 4. Nefes al. Nefes ver, 5. Nefes al. Nefes ver, 6. Nefes al. Nefes ver, 7. Kal burada. Bir çocuk duruşuna geçelim. Kendimizi geriye doğru alıyoruz. Ellerimizi önde uzatıyoruz alın yerde. Kalçalar mümkünse topuklara otursun. Parmaklarınla biraz öne doğru yürü. Omurgaların arası açılsın, uzasın. Biraz kalalım. Nefes tutma, nefes alıp vermeye devam. Ellerimle küçük küçük adımlarla sağ tarafıma doğru yürüyorum. Ve bedenim bir C halini alıyor. Ve sol tarafımın açıldığını, uzadığını fark ediyorum. Nefes aldım. Ellerimle ortaya doğru yürüyorum. Ve ellerimle şimdi sol tarafıma doğru yürüyorum. Bedenimin sağ tarafı açılıyor, uzuyor. Nefes aldım. Ortaya doğru yürüdüm. Ve ellerimden kuvvet alarak tekrar masa pozisyonuna çıktım. Arkada ayak parmaklarını takıyorum ve kalçamı kaldırıyorum. Omuzlarımdan bastırdım. Başım iki omzumun arasında. Kalçam en yukarıda. Bir sağ ayak, bir sol ayak steple arka bağlarımı uzatıyorum. Bacaklarımı rahatlatıyorum. Ve yavaş yavaş ellerimle ayaklarıma doğru yürüyorum. Dizlerim kırık, ellerim yerde. Ayaklarımı arkadan sarılıyorum bacaklarıma, başım dizimde. Ellerimi dizime koyuyorum, karşıya bakıyorum, yarım kalktım. Burada dizlerimi çalıştırıyorum, sağ tarafa doğru çeviriyorum. Dairesel hareketlerle sol tarafıma doğru çeviriyorum. Dışarı doğru açıyorum. İçeri doğru kapatıyorum. Ve yavaş yavaş omur omur üstüne vererek doğruluyorum. Başım geride. Kameranın şeklini birazcık yukarıya alayım. Beni daha rahat görün. Ve her iki yana doğru sallanıyorum. Bedenimi rahatlatıyorum. Silkeleniyorum şöyle de. Yavaş kalktık ama baş dönmesi olabilir. O yüzden normal bir nefesle dinlenelim. Ayaklarımı geniş açıyorum. Açabildiğim kadar. Ellerimi arkada birleştiriyorum. Göğsümü açtım. Ve öne doğru eğilmeye başlayacağım. Ellerim en yukarıya çıkacak. Başım aşağıda. Ellerimi çözdüm. Aşağıya koydum. Eğer değmiyorsa bacaklarını biraz daha geniş açabilirsin. Ellerimle sağ ayağıma yürüdüm. Sağ elim ayağımda. Sol elimi kaldırdım. Elime baktım. İndirdim. Ve diğer elim ayağıma doğru yürüyorum ellerimle. Sol elim ayağımda. Sağ elimi kaldırdım. Elime baktım. İndiriyorum. Ve ortaya doğru yürüyorum. Birkaç kere esnetiyorum elimi aşağıya doğru. Ve yavaş yavaş doğruluyorum, ayaklarımı düzeltiyorum, rahatlıyorum. Güzel derin nefesler alıyorum. Burada bir aura temizliği yapalım. Nefesi aşağıda al. Gel kalbine. Yavaş yavaş enerjiyi indir kalbine. Tekrar nefes al yukarıdan. Nefes verirken enerjiyi kalbine doğru getir. Son kez nefes al. Nefes ver, kal kalbinde, dur burada, güzel derin nefesler al. Kriyalarımızı yapalım şimdi. Ayakları
Ayaklarım hafif aralık, karşıya doğru bakıyor. Ellerimi de açıyorum karşıya doğru. Omuzlarım kulaklarımdan uzakta. Boynum, bedenim dik. Gözlerim kapalı. Güzel derin nefesler alıyorum. Buda duruşu Tadasana. Ve bir ağaç olduğumu hayal ediyorum. Sanki topuklarımın altında bir delik var. Ve köklerim o delikten aşağıya doğru uzamaya başlıyor. Her nefes alışımda biraz daha. Her nefes alışımda biraz daha. Dünyanın merkezine doğru köklerim uzuyor. Dünya anayla bir olduğumu hissediyorum. Ve oradan çok güzel enerjiler geliyor bana. Atalarımla bağım kuvvetleniyor. Dünyada olmaktan mutluyum. Dünya güvenli bir yer. Toprak ana beni her zaman besler. Şimdi ellerimi normal hale getirdim. Ayaklarım da normal. Dikkatim bedenimdeki sular. Biliyorsunuz bedenin %70'i su. Aynı dünyamız gibi. Şimdi bedenimdeki bütün suları hissederek hareket etmeye başlayacağım. Aynı denizin dalgaları gibi. Nefes alıyorum, ellerimi yukarıya uzatıyorum, sağ tarafıma doğru bakıyorum. Nefes verirken sol tarafıma uzanıyorum. Nefes al sağ tarafına, nefes ver sol tarafına. Bunu kendi nefes hızında devam et. Hayatım neşeyle akıp gidiyor. Hayatın akışına güveniyorum. Kadın olmaktan mutluyum. Ve ortaya geliyorum. Rahatlıyorum. Güzel derin nefesler alıyorum. Şimdi ellerim yumruk yapıyorum. Baş parmağım avucumun içinde. Sağa dönüyorum. Nefes alıyorum. Solda boşaltıyorum. Kollarıma çarpan havanın farkındayım. Dikkatim göbeğimde. Solda bekliyorum. Solda nefes al, sağda boşalt. Daha hızlı yapabilirsin. Ya da daha yavaş yapabilirsin. Sağda bekle. Ve yavaşça ortaya gel. Burada baş dönebilir. Biraz bekleyelim. Ellerimi kalbimin üstünde üst üste alıyorum. Başımı düşürdüm birazcık. Kalbime doğru bakıyorum. Nefes alıyorum. Ellerimle açılıyorum. Başım yukarıda, göğsüm açık. Nefes veriyorum. Kalbimde kapanıyorum. Nefes al, açıl. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, kalk kalbinde, dur burada. Ellerim serbest. Şimdi ellerim yine yumruk, baş parmağım avucumun içinde, dikkatim boğazımda. Nefes alıyorum, yukarıda açıyorum parmaklarımı kocaman, nefes veriyorum, tekrar yumruk yapıyorum. Nefes al, nefes ver. Boğazından giren çıkan havanın boğazını temizlediğini fark et. Bırakalım, rahatlayalım. Birkaç kere yutkunabilirsin, boğazını temizleyebilirsin. Ellerim dua pozisyonunda önde. Kaldırıyorum üçüncü gözüme. Dilimin ucunu damağıma değdirdim. İçeriden üçüncü gözümü seyrediyorum ve çok güzel bir indigo mavisi hayal ediyorum. Ellerimi kaldırdım başımın tepesinde ve tam başımın tepesinde çok güzel bir mor imgeliyorum.
kaldırıyorum ellerimi kocaman yukarıya ve parmaklarımı iç içe geçiriyorum. Bir tek işaret parmaklarım dışarıda. Burada az önce yaptığımız kabalabhati yapacağız. Yani nefes alacağız. Burnumuzdan pompalarken karnımız içeri girecek. Başlayalım. Nefes al. Bırak. Ve kendini yavaşça öne doğru bırak. Burada kolların iki yana sallansın. Omurga rahatlasın. Ve yavaş yavaş omur omur üstüne vererek doğrulalım. Sırtımızı rahatlatalım. Güzel derin nefesler alalım. Ve yavaş yavaş verelim nefesimizi. Sırt üstü yere uzanacağız şimdi. Yavaş yavaş dinlenmeye geçeceğiz. Yerlerimize uzanalım. Son hareketi tarifleyeceğim ben size. Tamamen bırakın kendinizi yere. Ve sağ bacağımı yukarıya kaldırıyorum iyice. Ve atabildiğim kadar uzağa, sola atıyorum. Bakışlarım sağ tarafta, sağ omzum yerde. Bedenim tam twist, vücudum rahatlıyor. Dinleniyorum. Ve bacağımı kaldırıyorum yukarıya. Yavaşça yerine indiriyorum. Şimdi sol ayağımı kaldırdım yukarıya. Atabildiğim kadar uzağa sağ tarafıma attım. Bakışlarım sol tarafımda. Bedenim tam twist. Belim, sırtım rahatlıyor. Göğsüm açık. Nefes al, ayağını yukarıya doğru kaldır. Ve yavaş yavaş ayağını indir. Battaniyen yakınındaysa battaniyeni al şimdi. Tamamen kendini yere bırak. Fark et bedeninin yere değen yerlerini. Sağ ayağımı sıkıyorum, bırakıyorum. Sol ayağımı sıkıyorum, bırakıyorum. Sağ avcumu yumruk yapıyorum, sıkıyorum, bırakıyorum. Sol avcumu yumruk yapıyorum, sıkıyorum, bırakıyorum. Kalçamı sıkıyorum, hafifçe yerden kaldırıyorum, bırakıyorum. Belimi aşağıya doğru ittiriyorum, belim rahatlıyor. Göğsümü sıkıyorum, bırakıyorum. Boynumu hafif hafif sağa sola çeviriyorum, boynum rahatlıyor. Dilimi kocaman dışarı çıkartıyorum. Dil kaslarım rahatlıyor. Yüzümü çirkinleştiriyorum, buruşturuyorum. Bütün yüz kaslarım rahatlıyor. Şu anda kendimi tamamen yere bıraktım. Kendimi yere yapışmış bir halı gibi hissediyorum. Kendimi tüy kadar hafif hissediyorum. Her nefes alışımda vücuduma sağlık alıyorum. Nefes verirken varsa hastalık uzaklaştırıyorum. Nefes alırken yaşam enerjisi alıyorum. Nefes verirken kızgınlığı, öfkeyi, kıskançlığı atıyorum. Her nefeste biraz daha sakin, biraz daha rahatlamış, biraz daha gevşemiş hissediyorum. Şimdi ayak tabanlarından başlayarak başımın tepesine kadar vücudumu gözden geçireceğim. Ve eğer varsa gevşemeyen bir yer, orayı biraz daha gevşeteceğim. Lütfen uyumadan beni dinleyin. Benim sözlerim sizin sözleriniz olsun. Sağ ayağımın taban ve topuklarını rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Sağ ayağım.
Tamamen rahat ve gevşek. Sol ayağımın taban ve topuklarını rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Sol ayağım tamamen rahat ve gevşek. Sol ayak bileğinden başlayarak kalçama kadar bacağımı rahatlatıyorum. Sağ bacağımın kasları, kemikleri, eklemleri, dizi tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim sol ayak bileğinden yukarıya doğru, kalçama doğru bacağımda. Sol bacağımın kasları, kemikleri, eklemleri, dizi tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim kalçalarımda, kalça eklemlerim, kaba eklerim, pelvis kemiğim, cinsel organlarım, rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Kalçalarım tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim sağ elimde. Sağ elimin parmakları avucumun içi, elimin üstü, rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Sağ elim tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim sağ el bileğinden omzuma doğru kolumda. Sağ kolumun kasları, kemikleri, eklemleri, dirseği rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Sağ kolum tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim sol el bileğinden omzuma doğru kolumda. Sol kolumun kasları, kemikleri, eklemleri, dirseği tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim omuzlarımda, omuz eklemlerim, omuz kaslarım, köprücük kemiklerim, rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Omuzlarım tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim alt karnımda ve içindeki organlarda, ince bağırsaklarım, kalın bağırsaklarım, rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Alt karnım tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim orta bedenimde ve içindeki organlarda, mide, diyafram, safra kesesi, pankreas, karaciğer, böbreklerim, dalağım, rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Bütün orta bedenim tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim göğsümde. Göğüs kafesim, içinde akciğerlerimi ve kalbimi rahatlatıyorum. Göğüs bölgem tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim boynumda. Boğazım, ensem, nefes borusu, yemek borusu, ses tellerim, tiroid bezlerim. Rahatlatıyorum, gevşetiyorum. Boynum tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim sırtımda. Sırtımı alt belinden ortaya ve üste doğru rahatlatıyorum. Sırt kaslarım, kaburga kemiklerim, omurgam tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim yüzümde. Ağzımı hafif aralıyorum. Çenem, ağzım, dilim, dişlerim, yanaklarım, burnum, kulaklarım, gözlerim, kaşlarım, alnım tamamen rahat ve gevşek. Dikkatim saçlı deride, onun içinde kafatasım, onun içinde beynimi rahatlatıyorum. Kafam tamamen rahat ve gevşek. Şu anda bütün bedenlerimle dinleniyorum. Fiziksel bedenim, ruhsal bedenim, düşünsel bedenim, duyu bedenim, enerji bedenimle enerji kazanıyorum. Tam bir sağlık, mutluluk ve barış içinde hissediyorum. Etrafımla tam bir uyum içindeyim. Etrafımdaki her şeyi seviyorum. Annem, babam, kardeşlerim, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, komşularım, herkesi seviyorum. Herkes de beni seviyor. Beni içeriden iyileştiren yaşam enerjisi şimdi dışarıdan beyaz bir sıva gibi bütün vücudumu sarıyor
ve beni dışarıdan gelebilecek kötü ve olumsuz enerjilerden koruyor. Ben sağlık içinde, ben mutluluk içinde, ben huzur içindeyim. Ben hayatın sevgisi, ben hayatın çekirdeğiyim. Kendinizi tamamen dinlenmiş hissettiğinizde yavaş yavaş ellerinizi ayaklarınızı kıpırdatın. Dizlerinizi karnınıza doğru çekin ve bedeninizi düşürün bir tarafa doğru. Birazcık da orada kalalım, dinlenelim. Kendinizi hazır hissettiğinizde yavaş yavaş elinizden kuvvet alarak oturma pozisyonuna gelin. Battaniyeler üstünüzde kalabilir. Gözlerimiz kapalı kalsın. Sırtımız dik olsun. Güzel derin nefesler alalım. Ve yavaş yavaş verelim. Nefesini fark et. Dikkatin hep aldığın nefeste. Nefes burnun ucundan giriyor, üst solunum yollarını izliyor. Akciğerlerini dolduruyor, alveolleri şişiriyor ve sonra aynı yöntemle geri dönüyor. Farkında ol nefesinin. Eğer dikkatin dağılır, çok çeşitli düşünceler gelip geçerse hiçbirine takılma. Düşüncelerini izle ve sonra tekrar nefesine odaklan. Dikkat hep aldığımız nefeste. Güzel derin nefes al. Yavaş yavaş ver nefesini. Şimdi kendini açıklık bir alanda kocaman bir ağacın yanında fark et. Görebildiğin en büyük ağaç, asırlık bir ağaç. O ağacın yanındasın, ağaca doğru git. Ağacı hisset, köklerine ne kadar da uzak yerlere yayıldığını fark et, ne kadar güçlü olduğunu, senelerdir orada ve ne kadar heybetli olduğunu fark et. Dikkatini şimdi yukarılara ver, gövdesinin kalınlığına, dallarına, yapraklarına, göğü nasıl kucakladığına bak. Gökyüzünden enerjiyi aldığına ve topraktan da toprak anadan enerjiyi aldığına fark et. Dokunabilirsin, sarılabilirsin bu ağaca. Şimdi ağacın altına otur. Sırtını dayayabiliyorsan daya sırtını. Biraz daha ağacı, köklerini hisset. Sen de onunla birlikte ağaç ol.
Güzel derin bir nefes al. Nefes verirken şimdi yavaşça babanı imgelemeni istiyorum. Babanın şu andaki halini, geçmiş halini, belki gençliğini davet et karşına. Karşına gelsin, otursun baban. O bütün sevecenliğiyle, babacanlığıyla babanın karşında oturduğunu hayal et. Derin güzel bir nefes al. Gözlerinin içine bak babanın. Ve senin kalbinin, önce kalbine odaklan. Kalbinin genişlemeye başladığını, büyüdüğünü ve çok güzel bir ışıkla dolduğunu önce imgele. Ve bu ışığın şimdi babanın kalbine doğru yönlendir. Babanın kalbinin de ışıkla parladığını, genişlediğini hisset. Gözlerin içine bak, sana olabildiğince sevecenliğine bakıyor. Ve ona şöyle söyle. Babacığım, teşekkür ederim. İyi ki benim babam oldun. Seni çok seviyorum. Yaşadığımız her türlü deneyim için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Eğer seni kırdıysam beni affet. Ben de seni affettim. Seni seviyorum. Babanın gözlerinin güldüğünü, sana baktığını, hatta istersen sarılabilirsin babana. Kocaman bir sarıl. Şimdi vedalaşma vakti, babama veda ediyorum. Ama biliyorum ki ne zaman gözlerimi kapasam, istediğimde onu tekrar görebilirim. Güzel derin nefes al. Babanın gitmesine izin ver. Tekrar güzel derin bir nefes al. Nefes verirken bu sefer karşına anneni davet etmeni istiyorum. Annen şu andaki hali ya da en son gördüğün hali veya gençlik haliyle gelsin karşına otursun. Sana o bütün anne şefkatiyle baktığını, gözlerinin güldüğünü gör. Senin kalbinden o güzel ışığın demetinin şimdi annenin kalbine doğru gittiğini ve annenin kalbinin de ışıkla doldurduğunu fark et. Ona şöyle söyle. Anneciğim, iyi ki benim annemsin. Beni dünyaya getirdiğin için sana binlerce kere teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Her türlü yaşadığımız deneyim için sana teşekkür ederim, minnettarım. Eğer seni kırdıysam, üzdüysem beni affet. Ben de seni affettim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Annene istersen kocaman sarılabilirsin. Şimdi anneni biraz kenara al, beklemeye. Güzel derin nefesler al. Biliyorum ki ne zaman gözümü kapasam annemi yanımda hissedebilirim. Güzel derin nefes al.
Şimdi annenle babanı yan yana hayal et. Aynı ilk evlendikleri gün gibi el ele tutuştuklarını, birbirlerinin gözlerinin içine sevgiyle baktıklarını ve aynı şekilde ikisinin de her türlü yaşadıkları deneyim için birbirlerine teşekkür ettiklerini, birbirlerini affettiklerini, teşekkür edip şükran duyduklarını gör, gözle. Şimdi kalk, sen de ellerine, bir elinle anneni, bir elinle babanı tut. Ve üçünüz şimdi kocaman bir daire oldunuz. İsterseniz dans edebilirsiniz, isterseniz dönebilirsiniz, isterseniz birbirinize sarılabilirsiniz. Bir süre bu şekilde kalalım. Annenle babanın ne kadar mutlu olduğunu ve seninle gurur duyduğunu fark et. Güzel derin bir nefes al. Nefes verirken annenle babanla vedalaş. Tekrar o ağacın altına gel, otur ve az önce yaşadığın deneyimin tadını çıkart. Birazcık kalalım burada kendi kendimizle. Herkes hazır olduğunda yavaş yavaş tekrar bulunduğumuz ortama çok yavaş geri döneceğiz. Lütfen hiç acele etmeyin. Önce içerideki seslerin farkına varın. Şimdi dışarıdaki sesleri dinleyin. Var mı dışarıdan gelen bir ses? Düzenli ya da kesik kesik. Güzel derin bir nefes al. Hazır olduğunda yavaş yavaş omuzlarını, belini, boynunu, kollarını oynat, kıpırdat. Ve ne zaman hazır hissedersen yavaş yavaş gözlerini kırpıştırarak açabilirsin. Hoş geldiniz. Namaste. Şifa olsun katılan herkese.